Herkese selamlar dostlar. Retro Cuma'nın bir başka bölümüne daha hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Game Boy Advance SP kutu açılışı yapacağız. Ama bu öyle böyle normal bir Game Boy Advance SP değil. Bu böyle modlanmış Pikachu Edition haline getirilmiş bir SP, böyle kutulu falan. Şöyle göstereceğim. Bakın. Şöyle bakın. Mükemmel. Evet, harika. Pikachu Edition yapmışlar. Bu normalde orijinal değil bildiğim kadarıyla. Bu kasayı değiştirmişler sanırım ama orijinale çok yakın. Şimdi bunu bir arkadaşımla denk geldim. Dedi ki kanalda inceli al dedi. Bana verdi sağ olsun. Hatta Ercan kendisi kanalda eskiden de videolar çekiyorduk. Hatırlayanlar olursa ondan bahsedeyim. İşte bunu açacağız bugün. Kutusunu açacağız, bakacağız. Bunu böyle 2015 yılında uygun fiyata aldığını söylemişti. Zaten kutusunu açmış olduk ama... Bir de şöyle başka bir Game Boy'la, beğendeki böyle ilk çıkan Game Boy Advance var ya, onun ışık modlu olanıyla kıyaslarız. Detaylı bakarız. Bayağı güzel gözüküyor, böyle Pikachu falan var şurada. Normalde bu Pikachu Edition'ın kutusu falan da böyle Pikachu'lu falan. Bu normal Game Boy Advance AGS 001 kutusu. Onu modlamış arkadaş galiba. Kitapçık falan da var. Böyle bir ürünü inceleyeceğiz yani. Ben de uzun süredir böyle bir Game Boy Advance görmemiştim. Birlikte de bakmış olacağız. Elinde başka edition'lar da var. Diğer retro cumalarda da Game Boy Advance kutu açılışları devam edecek dostlar. İncelemeleri de devam edecek diyorum ve kutu açılışına geçiyorum. Evet, şimdi AGS 001'in kutusu böyle. Game Boy'da böyle dostlar. Yani çok güzel bir işçilik var. Bunu böyle 2015 yılında bayağı uygun aldığını söyledi arkadaş. Ne kadar aldın abi dedim, hatırlayamıyor. Ne yazık ki. İçerisinde şöyle bir şey de var. Adaptör mü? Adaptör orijinal adaptör değil. Şöyle bakın neymiş. Travel charger falan diyor. Orijinal değil zaten, Nintendo falan yazardı. Şöyle bir ışıklı bildirgesi var. Yani bildirim işte şeyi var. Evet. Kutusunda kitapçık falan da var ha. Kitapçık falan da varmış adam. Aa, bir tane de şey vermiş. Ekran vermiş. Mesela bunu bilmiyordum. Evet. Baya kitapçığı falan. Kitapçığına kadar, kutusuna kadar var. Ne güzel. Bir de şöyle bir oyundan bahsediyor. Oyun varmış içerisinde. Man in Black. Bir tane klon kartuş. Bu da benim Game Boy Advance'in ışık modlu. Bunu açayım. Şunu da açalım. Gördüğünüz gibi işte AGS olduğu için AGS 001. İşte böyle parlaklık farkı var. Bayağı parlak değil yani. Hatta en son parlaklık ayarında bile bu şekilde. Bunun bir de böyle ekran modlu böyle yapsaymış tadından yenmezmiş kesinlikle. Şöyle detaylara falan bakın. Mesela Pikachu falan var burada. Çok güzel. Bayağı orijinal güzel duruyor. Sticker'ı falan çok güzel, böyle mis gibi. Herhalde 0 bir sticker aldı yapıştırdığı zaman da. Bizim arkadaş da bayağı hani 7 sene olmuş alalı. Temiz kullanmış. Mario Kart mükemmel gözüküyor. Şöyle yapalım. Bunu çıkartalım. Buna takalım Mario Kart'ı. Buna sesini. Açtık. Sanırım üflemem gerekecek. Evet, üfleyince çalıştı ama bakın fark gördünüz değil mi? Diğerinde bayağı canlıydı. Bunda biraz renkler iyi değil. Ama yine şöyle yaklaştırayım. Yine yani tuşlar muşlar orijinal zaten. Şuraları falan bakın. Bayağı güzel. Şu Pikachu çok tatlı ya. Çok güzel cihazlar. Bunu bir de böyle AGS 101 modladığın zaman tadından yenmez. Bayağı güzel ya dostlar. Thank you.
Evet dostlar, genel anlamıyla Game Boy Advance SP Pikachu Edition modlu cihaz böyle. Bayağı güzel. Tek işte kötü yanı, ya da kötü yanı demeyeyim, eksi yanı işte AGS 101 olmaması. Mesela AGS 101'in farkını görüyorsunuz. Yani aşırı parlak, aşırı güzel. Bunu da başka bir videoda belki detaylı inceleriz. Benden bugün bu kadar dostlar. Sorularınız varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten güzel bir cihaz. Ve kendinize iyi bakın diyorum. Başka Retrocu var. Görüşmek üzere. Bay bay.